Değerli dostlar, şimdi de Sivas'tayız. Sivas Ulu Camii'nin yanındayız. Anadolu'nun en eski camilerinden biridir Sivas Ulu Camii. Anadolu'daki mimarlık tarihinde cami iç mekan fikrinin gelişmesinde önemli bir yapıdır. Avlusuna üç yönden girişim ve düz damlı, dikdörtgen planlı, kufe tipli cami sınıfına giren ender örneklerdendir. Kubbe fikrinin henüz gelişmediği bir dönemde yapılmıştır. Bazı bilim adamlarına göre Danışmendi dönemi eseri olarak da kabul edilmektedir. Danışmendiler 1085-1178 yılları arasında Sivas, Kayseri ve Malatya'ya yerleşmişlerdir. Danışmendiler 1178'de Selçuklulara bağlanmasına rağmen adlarına yapılan yapılar 100 yılın sonuna kadar uzanmaktadır. Sivas Ulu Camii de Danışmendli döneminin önemli eserlerinden sayılmaktadır. Asıl ibadet alanına kuzey duvarının tam ortasında asıl ve köşelere yakın yerlerden birer olmak üzere 3 ayrı kapı ile girilmektedir. İbadet alanının kuzey-güney doğrultusundaki kıbleye yani güney duvarı dikey uzanan 11 sahnı oluşturan kesme taş örgülü yığma 50 adet kırma ayak birbirine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Mihrap eksenine uzanan orta sahın diğerlerinden biraz daha geniş tutulmuştur. Ulu Cami 54.70 x 33.70 metre iç ölçülerindedir. Yapının asıl giriş kapısı ile diğer kapıları süslemesizdir. 1955 yılı onarımında ortaya çıkarılan özgün mihrabın üzerinden birbirini kesen sekizgenlerden geometrik örgü motifli iç içe sekizgenin kenarlarından çıkan kollarla kesilmesi ile kareler oluşturan süslemeler bulunmaktadır. Onarımda mihrabın süslemeleri taş malzemeye sade bir şekilde düzenlenmiştir. Ulu Cami'nin Osmanlı devrine ait 23 mezardan oluşan bir haziresi bulunmaktadır. 1955 onarımında çıkan kitabesine göre 1196-97 yıllarında Kutbettin Melikşah döneminde Kızılarslan bin İbrahim tarafından kul ahiye yaptırıldığı anlaşılmaktadır.